Merhaba Dönök Güvercin TV izleyicileri. Ustaların yanına gidiyoruz ama bu sefer pasta ustası Bertan Usta'nın yanındayız. Pasta yaparken yakaladım. Dedim bu görseli de sizinle bir çekeyim. Sizlerle paylaşmak istedim. Usta eline sağlık. Kolay gelsin. Sağ ol hocam, teşekkür ederim. Pastacı Bertan. Dönök Güvercin ustası. Bakın arkadaşlar. El emeği göz nuru. Pasta yapmak kadar bak döndürüyoruz ne güzel. Dönek döndürmek niye bu kadar kolay değil? Hocam hem pastayı döndürüyoruz hem döner döndürüyoruz. Hadi maşallah. Pasta yapmak işimiz. Allah'a şükür dönerimiz de var. Ama dönek işi gerçekten zor değil mi? Dönek işi zor tabi hocam da pasta işi daha zor. Dönek işi bizim için basit hocam. Allah Allah. Ama gerçekten zor bir iş. Ama idmanı pastada yapıyoruz hocam döndürerek. Sonra da masada anlatıyoruz hocam. Döndürüyoruz. Pastayı döndürür gibi dönerde döndürüyoruz. Yani diyorum bu iş en güzel masada dönüyor. Evet hocam. Hem masada hem internette dönüyor hocam güzel. Anladım. Ay bana laf söylüyorsun şimdi yani internette dönüyor derken. Evet. Peki bu iş neden zor? Neden kolay değil? Bu iş emek isteyen bir iş hocam. Dönek işinden daha zor. Şu pasta bu hale geleseye kadar en az 4-5 işçilik görüyor hocam. Bence dönek işi de çok zor bu Erdar abi. Hocam şimdi bu pastayı yaptığımız için dönek işi bize kolay geliyor. Şimdi bak hocam nasıl döndüreceğim daireyi seyret. Şu an yavru dönüşü yapıyor. Birazdan çenekleri toplatacağız hocam. Şantileri toplayınca iyice sıvayınca sıfır daire haline getireceğiz pastayı hocam. Maşallah. Sıfır daireyi gördüğümüz yok ama bizim. Şimdi gösteriyorum hocam az kaldı. Şu an bak sadece çenek uçları kaldı üst tarafta. Onları da alacağız hocam. Şöyle yapalım o zaman. Çenek uçlarını da topluyoruz hocam şu an. Şu an daireyi tamamladık hocam. Tamam ama orta merkez yok. Sadece beyaz yaptı. Bizimki hocam sıfır tekerlek dönüyor. İyice sıktığı için iyice sıktığı için sıfır tekerlek bembeyaz yapıyor. Devrini tam yapıyor. Ama göğüs yok. Göğüs olmadan dönüş olmaz ki. Hocam. Hiç göğsünü kullanmadan dönüş olmaz. Devri çok iyi olduğu için sıfırlıyor kendini iyice. Beyazlattırıyor hocam. Sözümüz meclisten dışarı. Sabah sabah bir şöyle neşeli bir şeyler paylaşalım istedik. Ya bizimki şu an işin esprisi hocam. Arkadaşlar yanlış anlamasın da. Evet. Var mı camiaya bir gönderme, bir mesaj? Tüm dönek camiasına hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Bol kazançlar diliyorum, bol dönekler diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin size. Hayırlı Sağ işler. Sağ ol hocam. Ben de teşekkür ederim. Merhaba Dönük Güvercin TV izleyicileri. Sabah pastacı Bertan abinin yanındaydım. Şimdi de öğlen. Yaylacık kahvesinin oradayım Buca'da. Burada bir kuşçu abimizin de usta abinin köfteci dükkanı var. Yaylacık ızgara. İçeride de kuşçular vardır büyük ihtimalle. Oo Sütçü Mustafa abi var. Selamünaleyküm. Hayırlı işler, kolay gelsin. Selam hocam, hoş evet, geldin. Evet, Üstü abim de burada. Hoş geldin kardeşim. Oho, kuşçular hepsi burada valla. Burada. Hasan abi eski kuşçulardan. Kuşçuların uğrak yeri evet, burası. Evet, hayırlı işler, kolay gelsin. Sabah Bertan abini yakaladım tam pasta yapıyorken. Ha. Dedim şöyle bir çekeyim, şimdi de sana nasip oldu. Nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı işler. Kardeşsin değil mi? Kuşlar nasıl? Kuşlar yerde. Kuşlar sergide. Mustafa abi kaçma gel sen de. Kaçma. Sergide yiyor sergide. Hani dönen göt ağır. O yüzden bizde ağırlık var şu anda. Yok mu dönek yok mu? Güzel yok dönek yok.
Güzel. Güzel ızgara mı var? Yönek şeyden. Evet, sütte gidiyorum abi ya. Doğru, Mustafa abi de süt satıyor. Evet. Var mı Dönek Üniversite TV izleyicilerine bir mesajın? Kuşçulara mesajın? Tüyden çıksın, herkes bir şeyler yapacaklar. İnşallah, hadi bakalım. Evet. Tüm kuşçuların Allah gönlüne göre ver. Amin. Herkes de var o merak. Evet, evet. Görüyorsunuz her yer kuşçu. Evet. Hasan abi de kuşçu eskilerden. Hasan abi maskeyi çıkaralım ya. Yok. Babanın ismi neydi? Muhittin. Evet, eski, çok eski kuşçu. Çok eski, çok namını duydum. Yaylacık'ta, Buca'da. 70'ten beri kuşları tanıyoruz yani. Evet, evet. Çok iyi kuşlar uçurduğunu duydum Muhittin Usta'nın. Ama artık zaman değişti, şeyler değişti, kuşlar değişti, sana değişti, gibi kuşlar da değişti artık, evet. Kuşlar değişti. Evet. Yemire 30 metre alıyor, biz 4 metreye razıyız. Evet. Daire dönüştü. Evet, Hüsnü abi de bir kaplamalı kuş uçurmuştu bana, çok güzeldi. O hangi kuşlardandı Hüsnü abi? Aynen. Geçmişte. Evet. Şimdi yok mu? Şimdi yok. Olsa söyleriz, bize yalan yok. Evet. Yoksa yok, varsa var. Peki geziyorsunuz, dolaşıyorsunuz, güzel kuşlar izlediğiniz yerler var mı? Vallahi ben şu an hiçbir yere gitmiyorum ya, gideyim daha doğrusu. Hiç gitmiyorum şimdi, ne desem burada. Ama mesela giden arkadaşlar var mesela, söylüyor. En son mesela şeyleri çok güzel kuş etmişler mesela. Bizim Cahit'te, Yumudur Cahit çok güzel kuş etmişler mesela. Nasip olmadı ama gideceğiz inşallah. Böyle bir nasip şey var şu anda, program var. Gideceğiz inşallah, bakalım. Son olarak kuşça camiasına, Dönek Güvercin camiasına. Abi herkes çok seviyor. Herkese saygı ve selamlar olsun. Hüsnü abiyi çatıda ziyaret edeceğim, kuş uçururken. Hem kuşlarını çekeceğim, hem de bir röportaj yapacağım. İnşallah. Şimdi böyle bir ustaların yanına gidiyorum, hani yaptığı işlerle birlikte. Göstereyim istedim. Allah sabah abi. Pastacı Berten abinin yanındaydım, şimdi de seni çekeyim dedim. Berten kardeşimiz de iyi kuşçuğu oluyor. Yani. Size hayırlı işler. Sağ olun. Allah bol kesin. Kazanç versin. Amin hocam. Görüşmek üzere. Selam herkese. Hadi çok çok selam. Kolay gelsin. Evet, Dönek Güvercin'de şimdi de kahveye girdik. Kahvenin içinde de kuşçular var. Evet. Biraz önce Hasan abiyle tanışmıştık. Muhittin oğlu Hasan. Bu da kardeşi. Evet, Hüseyin, kendini tanıtır mısın Hüseyin? Hüseyin abi merhaba. Merhaba. Babanız büyük kuşçuymuş zamanında. Babanız büyük kuşçuymuş. Evet. Bir anlatır mısınız? O zamanları biz göremedik. Vallahi biz de çok görmedik o zamanları. Biz çünkü kuşçu olmayalım diye annem kızıyordu. O iyi kuşlar o zaman hepsi bizim kuşlarımız şeye gitti. Ne o? Ayvalık'a gitti. Ayvalık'a mı gitti kuşlar? Hepsi Ayvalık'a. Muhittin Usta'nın kuşları Ayvalık'a geçti. O zaman burada Bağ vardı. Bağ diye bir arkadaş. O eniştesine Gümez'le yem kuşuna kadar kuşları aldı gitti. Hepsi Ayvalık'a gitti kuşlar. O zaman oraya gitti. Sonra da duyduk ki orada kuşlar dağılmış. Kimisi kaçmış, kimisi yok. Peki kuşları böyle fizik özelliklerini anlatacak olursak nasıl kuşlardı? Onlar daha çok işte omuz başları açık. Evet. Böyle kalın gibi. Ama galaça tipli. Galaça tipli. Evet. Omuz başları açık. Kuşlardı. Kuşlar hep yataydı değil mi? Yatay güvercinde. Yatay dönüşü güvercinde. Orada öyle kuşlar vardı. Şimdi yeni moda kuş değil yani. Eski moda kuş değil. Yeni moda, eski moda. Herkes sevdiğine baksın diyorsun. Olmayınca... Doğru, her kimse neyi seviyorsa ona bakacak. Evet. Şimdi kendini gizleyen, utanan birisi var. Tabii onu da çekeceğiz. Böyle yağma yok. Böyle kaçmak da yok. Evet. Kendinizi tanıtın. Ne diyelim, tanıtmaya gerek yok. Herkes tanıyor bizi. Olsun, olsun. Söyle bakalım isminizi. Mehmet Civaz. Evet, Mehmet abi. Evet, Pomak Mehmet lakaplı. Abimizin yanındayız. O da Yaylacık Kahvesi'nin elemanlarından. Hüsnü abilerin, Sütçü Mustafa'larla birlikte hep beraber Zeki abilerle kuşçuluk yapan bir abimiz. Evet. Vallahi Temel abi bize Arşiv Mehmet diyor. Arşiv Mehmet diyor. Bütün abilerimizin baktığı kuşların hepsinden birer tane şeylerini damızlıkta lazım olduğu zaman benden geliyorlar, alıyorlar. Yani senelerdir. Muhafaza ediyoruz kuşları. Hani Zeki'nin de, Mustafa abinin de, Köfteci Üstü'nün, ondan sonra Pastacı Bertan'ın baktığı kuşlardan da hepimiz zaten aynı kuşlara bakıyoruz. Daha bende peynirçilerden bile var yani. En son Temel abiye verdim, bir de o şeye verdim, neydi o, acı diyorlar ya, İstanbul'da uçak mühendisliği yapıyor. Arkadaş adını çıkartamayacağım işte. Öyle işte. Kaç yıldan beri güvercin bakıyorsunuz? Vallahi çocukluğumdan beri bakıyorum. İlk kuşluğa başladığımda Mehmetçik'in kuşlarına başladım. Mehmet? Mehmetçik. Keskin abi, Emrullah Keskin abiyle, rahmetli de.
yan yana bakıyorlardı onların tarlasında. Mehmet için kuşlarına bakıyor. Eskiden amca da şurada karşıda mıydı eskiden dükkanı? Evet, burada, karşıda. Evet, oradadır. Baba da usturdu. Evet. Burada şey, güzel kuşlar uçurdu mu Rahmet Mustafa? Valla aşağıda uçurdu. Bütün evet. Türkiye'ye hizmet yaptı adam. Uçurmadık desek yani yalan söyler. Şimdi hakkını yemiş olur. Peki hatırlayacak olursak eski zamanlarda burada güzel kuşlar seyrettiniz ustalar. Valla burada Hüseyin abinin babası Mühtin Hüseyin, Alinka vardı, Alo dayı vardı, bir erkeği vardı. Hani şey diyorlar adam gibi gider gelir şeyini. Ondan onu izlediniz sonra, mi? Ben küçüktüm o zamanlar. Efe dayı vardı rahmetli Efe dayı. Memiş abimiz var. Orasılık bir soru yaptı. Yani. O zaman bu mahallede dönük güvercini çok yaygın. Berber Rüştü. Rüşat mı? Rüşit abi vardı Almanyalı filan eski kuşçulardan yani şeylerden. Bunlardan sonra dev aldı, Zeki abi aldı kuşçulu. Bu Nazım abiler, Kazım abiler hizmet yaptılar yani. İzmir'de bu kuşları camiaya, bütün herkese kuş seyrettirdiler yani. Büyük kuşlar uçurdular yani. Zeki abi, Keskin abi, Nazım abi. Ondan sonra Sütçü Mustafa, bizim köfteci üstü. Ondan sonra Muzaffer abi vardı, Aydoların Muzo derler. Onlar da güzel kuşlar uçurduğunu zamanında. Hani bayağı iyi kuşlar Buca'da uçtu yani. Peki bu eskiyle, evet sen size soralım. Eskide bu eski kuşlar şimdiye kadar neden gelmedi? Yani niye kuşlar bu şekilde devam etmedi o zamanın kuşları? Yani neden, ne oldu yani kuşlara? Kuşlara siz de o zamandan beri kuş bakıyorsunuz. Kuşları karıştırdılar. Sen de karıştırdın o zaman. Bilen bilmeyen, ben de karışmadım. Ben karışmadı de 40 senelik damar var bende. Onu sormak için zaten bilerek öyle söyledim. 40 senelik kuş var bende. Peki 20 nasıl performansları? 20 yaşında kuş var. Performansları nasıl? Ben uçuramıyoruz, ondan şey yapamıyoruz. Ama uçanı dövüyorum. Bir gün geleceğim misafirliğe. Uçanı hem röportaj yapacağım hem de çekim yapacağım. Hastalıklardan, şahinlerden uçuramıyoruz. Tarla yerimiz yaramaz kuş. Atıyor havaya, yetiştiriyor kuşu, Şahin 5 dakikada alıyor gidiyor, 1 senelik emeği. Evet, söz sırası, kendinizi tanıtalım. Cengiz abi. Ben Cengiz Öztürk. 50 seneden beri kuş eşe bakıyoruz. Yanelerde eşya paşalar. Kardeşim var, boyacı Bigo. Aynı zamanda dönek güvercin baktık. Hala bakmaktayız. Şu anda güvercin, dönek güvercin kardeşimiz de var. Hayrancılar da bakıyor. Bu merak bambaşka bir merak. Sevgi yani bu. Ha güzel zamanında güzel kuşlar seyrettik. Hala seyretmekteyiz. Bugün dahi güzel bir yavru seyrettim. Güzel yani. Bu iş gönül işi. Allah herkesin gönlüne göre versin yani. Bu sevda bambaşka bir sevda. Nerede seyrettiniz güzel güvercini? Bizim güzel Hacı'da, mübarek Hacı'da seyrettim. Güzel yani. Sütçü Mustafa'da, Özürmaklı'da. Öyle yani. Ha, her meraklıda dönek güvercin var. Var yani. Her meraklıda var yani. Var. Olmasını da isteriz. Daha güzellerine ulaşmak için ne yapmamız lazım? Mahfaz yani etmek lazım. Bu mahfaza sözü de zaten rahmetli Emrullah abiden geliyor. Bunu da analım. Hepsini, geçmişimizi analım yani. Onlar da bu işe emek verdiler. Saygı duymak lazım yani. Zaten onun haricinde bir evet. Şey olmaz. Öyle. Bir bayrak yarışı. Tabii. Şimdi geçenlerde mesela açalım Mehmet amcamız, Allah rahmet eylesin. Ondan Barış sonra versin. Evet, huzur bulsun orada. Ondan sonra İsa Beyli dayımız, Allah rahmet eylesin. Buradan geçelim Dikilili. Bundan 20 yıl önce Cemal abimiz vardı Dikil'de. Orada bir güvercin seyrettim. Hala hafızamızda. Nasıl dönmüştü güvercin? Güvercin dönük güvercin gibi döndü yani. Nasıl işte? Nasıl kuş? Evet. Evet. Gidiyor kuş. Kendini biliyor. Geldi. Verdi kuş. Geldi oraya. Kuş koyverdi önüne. Böyle geldi, aktı geldi aşağı kadar. Öyle seyrettik yani. Hadi bir daha kaldırdı 10 dakika sonra. Yine aynı sistemde. Şimdi bundan unutulacak güvercin değil.
Şimdi geçmişi dönük mesela Uzundere'de Halil abi vardı. Bir gün gittim oraya seyrediyor kuş. Akıllı bir güvercin yere kaldı, saldı. Ondan sonra gitti kuş, geldi karşı dönüştü kuş. Bunların hakkını yememek lazım yani. Ha, güzel güvercinlerde uçurduk. Öyle. Burada Yaylacık'ta bakacak olursak en iyi kuşları kimler uçurdu? Şimdi tabii ki zaman zaman hala devam ediyor. Bertan mesela, onda güzel güvercin seyrettim yani. Şimdi hakkını yememek lazım, güzel. Mesela Hacı'nın burada taraçasında, ta göğsümü kadar buraya kadar döndü kuş. Mesafe geldi, belki diyoruz ya, 20 metre, 15 metre, 20 metre. Bağladı kuş yani, belki de 30 metre geldi kuş yani. Öyle seyrettiğimizi inkar etmemiz... Hangi kuştu bu? Galaça erkekti, Fal Galaça erkek. Üstü abinin çatısında uçan erkek mi? Yok, yok, değildi ya, daha öncesi. Aynı kuşlar mı? Evet. Hacı Mustafa'nın evinin üstünde seyrettim ben. Evet. Öyle yani. O şeyde ovada uçurmazken burada uçuruyordu. Ovada uçurmazken burada uçuruyordu. Evet. Evin üstünde seyrettim yani. Ovadakinden reisi, Obama'sı, onda ayrı bir güvercin. Şimdi unutmayalım, rahmetli İsmail amcanın dizisi vardı. Pelevan amcanın dizisi vardı. Narın üstünde geldi, çözüldü kuş. Hakkını yemeyelim yani onların da. Seyrettiklerimiz bunlar yani. Evet. Hala seyretmekteyiz. Bu sevda güzel bir sevda. Bu sevda bambaşka bir sevda. Gönül işi yani. Gönül. Son olarak camiaya bir mesaj verecek Allah olursa. Herkesin gönlüne göre versin. Bu sevda bambaşka bir merak yani. Evet. Allah ağzına herkesin sağlık. Gönlüne göre versin. Cengiz abi ağzına sağlık. Umut abi teşekkür ederiz. Sağ olun her şey için. Biz teşekkür ederiz.